Merhaba arkadaşlar. Bugün 14. haftanın kadrosunu kuracağız. İlk önce gelin birlikte fikstüre bakalım. Bu hafta iki maç birden oynanacak. Cuma günü Ankaragücü Trabzonspor, Alanyaspor, Adana Demirspor kadroları göreceğiz. Bu bizim için bir avantaj olacak. Ankaragücü Trabzonspor, Trezeguet ve Bakasetas'ın cezalı olduğunu bir haftada Trabzonspor Ankaragücü deplasmanda zorlanabilir. Ona göre oyun seçmek gerekir. Alanya Adana Belhanda alacağım. Adana'da da forvet sıkıntısı var. Belhanda forvet hattında oynuyordu son maçlarda, o alınabilir. Sivas Ümraniyespor, kuşkusuz Sivas Spor maçı favorisi olarak görüyorum. Özellikle Dia Sabah, Yatabare gibi oyuncular var. Stoper alacaklar Caner Osman Paşa. Fenerbahçe Giresunspor, Fenerbahçe'de Batshuayi cezalı. Enner Valencia ve João Pedro bu hafta oynayabilir. Başakşehir Galatasaray, bu maç çok zor bir maç olacak. Bu da beraberlik ihtimali var bu maçın. Bu maçta oyuncu alacağımı düşünmüyorum. Karagümrük'ten Borini sakat değilse onu alacağım. Sakat ve ceza listesinde Borini gözükmüyor, bu hafta oynar. Ama işte Cagney'e de kalır mı? Cagney de formda, aslında oynatması da gerekiyor. Cagney'i almayı düşünüyorum. Kayseri Konyaspor, bu maça girmeyebilirim. İstanbul Hatay Hatayspor'dan El Kabi'yi alacağım. Fiyatı gerçi pahalı ama Zeljko alınabilir. Beşiktaş Antalya, ben Beşiktaş'ın kazanacağını bu maç düşünüyorum. Hemen kadro kurmadan önce bir sakat ve cezalılara bakalım. İlk önce cezalılar: Bakasetas, Henry Onyekuru, Furkan Bayır, Trezeguet, Batshuayi, Mehremić, Uche, Furkan Soyap, Vranes Hatay'da, Adil Demirdağ, Şükrav ve Michael Cardozo. Bunlar ciddi sarı kart cezalı ve kırmızı kart cezalısı olan oyuncular. Bayağı bir Trabzonspor'un önemli oyuncuları eksik. Trezeguet ve Bakasetas. İki önemli oyuncusu. Bakalım Trabzonspor Ankaragücü maçında zorlanır bence. Adana'da Onyekuru yok. Fener'de Batshuayi yok. João Pedro bu hafta oynar gibi. Sakat oyunculara bakalım. Efe Tatlı, Sinan Gümüş, Umut Maraş, Colin Kazım, Hayrullah, Yunus Mallı, Raşit Cezal, Mert Yusuf, Nurettin, Mahmut Okdemir, Zinedi Ferhat, Paulo Luis, Lucas Biglia, Gustavo Henrique, Bahoken, Valentin Rossi, Uğur Çiftçi, Burak Kapacak, Serkan Kırıntılı, Freddy Eyserik, Masuaku, Muhammed Demir, Savicevic, Arif Kocaman, Kevin Sonny. Joseph de Souza da mı sakatlandı? O da sakat gözüküyor. Efkan, Mustafa, Mesut Özil, Gökhan Akkan, Sadık Çiftpınar, Laka, James Turk, Karkan Serbest, Serkan Hasan, Bruno Perez, Sıtkı Ferdi İmdat, Edin Visca, Luan Perez, Yusuf Demir, Henry Çekici, Berkay Vardar, Nazım Şangara, İrfan Can, Eğri Bayıt, Marlon, Eslem, Endao ve Dorukhan Tokyos. Bayağı bir sakat oyuncu varmış. Zaten bu haftadan sonra araya gireceklik. Dünya Kupası var biliyorsunuz. Sakat ve cezaları söyledikten sonra hemen oyuncumuzu kuralım. Ben Sivas'tan Ali Şaşal Vural alacağım kaleye. İlk önce Sivas'tan oyuncularımızı bir dizelim. Stopere Caner Osman Paşa. Orta sahaya Dia Sabah. Yatabari alır mıyım, bakacağım duruma göre. Hatay'dan oyuncu alayım. Hatay'dan alınabilecek bir oyuncu var mı bakıyorum. Şu adam oynamıyor ya. Sabah var Hatay'dan. Alınabilecek. Hemen ben El Kabi'yi yapıştırayım. Hatta onu bu hafta kaptan yapacağım. Emin misin? Deplasmanda oynuyor Hatay. Ya da Fenerbahçe'den şöyle bir oyuncular alayım. Enleri mi kaptan yapsak ya da ya? Yine Enleri yapalım değil mi?
Pedro bu hafta oynar ya. Karagümrük. Borini. Borini oynar galiba. Kolley'de son hafta formda oynatır mı acaba ya? Kolley'de alınabilir aslında. Ne oluyor buna ya? Kafa yedi bu yine. Borini. Jack ne? Volkan olacak. Stoper hattına Fenerbahçe'den alalım. Hatay'dan almam da Fener'den alırım. Alioski kim oynar? Alioski oynasa onu alırdım ama ben garanti olsun diye Serdar alacağım. Beşiktaş'tan alabiliriz. Tayyip Talha'yı alacağım Beşiktaş'tan. Şimdi kaydettiğim. Yedek forvet. Oğlum benim bu kadar param varmış ya. Reklamları da izledim. Cenk Tosun mu Vegos mu? Vegos da çok pahalı ya. Ananı Vegos alayım. Ya da Borini oynar oynamaz belli olmaz. Yerine ben Enkudu'yu alayım ya. İnşallah Enkudu oynar. Bütçeye göre de yedek olarak Borini alacağım. Bütçeye işte Fenerbahçe yine taraftar paketi veririm bilmiyorum ama verirse Borini alayım. Stoperler. Yedek stoper ve kaleci kim? Beşiktaş'ın kaleci alabilirsiniz. Mert Günok oynatır büyük ihtimal. Onun haricinde Sivas'tan yine alınabilir stoper. Ya da Fener'den stoper alabiliriz. Bu maçta Belhanda'yı alsak ya Alanya'dan. Adana Demirspor'dan Belhanda'yı alayım ben. Forvet de oynatıyordu çünkü onu. Böyle daha iyi olmadı mı kadromuz? Böyle daha iyi oldu. 500 kaldı. Çok pahalı oyuncular aldık ama. Borini alabilirim buraya. Fenerbahçe'nin kalecisini alabilirsiniz. Stoper alabilirsiniz Fenerbahçe'den veya Sivasspor'dan alabilirsiniz. Bu hafta sanırım Taraftar Ligi gelmedi. Bakalım. Taraftar Ligi'nden 2 milyon vermiş, 10 milyon vermemiş. İnşallah verirler ya. Hala 4. seviyede stadyum. Bu arada etkinliğimizi hemen yapalım. Rakipleri eşleştirelim. Teke tek maç. Evet, Ankara Gücü Trabzonspor, Trabzonspor diyorum. Alanya Adana, Adana Demirspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir Galatasaray maçına beraberlik diyorum. Karagümrük, Antep, Karagümrük, Kayseri, Konya. Bu maçta zor bir maç. Konya alabilir mi ki maçı ya? Hatay'a vereyim. İstanbul, Beşiktaş'a vereceğim. Ben Kayseri de alabilir aslında Konya'yı da. Beraberlik de olabilir bu maç. Bu maça kararsız kaldım ya. Çoğunluk Kayserispor demiş ama.
Kayserispor'da iyi. Neyse, ben bu hafta Konya diyeyim. Futbol kainine böyle yapmış olduk. Kadromuz bu. Taraftar Ligi'ne bir çift falan gelirse büyük ihtimal Borini alabilirim Karagümrük'ten. Stoper olarak Fenerbahçe, Sivasspor stoper alınabilir. Benim kadrom bu. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere.